Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası BTS uzun bir süredir hemzemin geçitlerde yaşanan bu facialarla ilgili uyarıyor. Hiçbir maliyet insan canından daha değerli değil diyor. Şimdi Ankara stüdyomuzda BTS Genel Sekreteri Sayın İshak Kocabıyık var. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Kocabıyık. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Biz de teşekkür ederim. Evet, yakın zamanda 3 ayrı facia yaşandı. Az önce haberimizde de izledik. Ve 20 kişi yaşamını yitirdi. Az önce yine söyledik. Siz bu ihmallere, yaşanan kazalarda ihmallere dikkat çekiyorsunuz. Nedir burada yaşanan ihmaller? Şimdi birincisi tabii bu kazadan dolayı hayatını kaybedenlere biz başsağlığı ve yaralılara da bir an önce sağlıklarını kavuşmasını diliyoruz. Tren trafiği, tren işletmeciliği açısından hemzemin geçitler başından beri bir sorundur. Niye sorundur? Karayolu geçişini, kişilerin geçişini tren yolu engellediği için bunun çeşitli yöntemlerle çözülmesi gerekmektedir. Bu çözüm noktasında sorumluluk taşıyan kurumlar vardır. Bunun başta gelen tabii ki Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları İşletmesi, sonra belediyeler, sonra il özel idareleri, son bütün şehir yasasıyla beraber, sonra Karayolları Genel Müdürlüğü. Ancak bu hemzemin geçitlerin alt üst geçit olarak karayolu kesişmelerinde kavşaklı hale getirilmesi bir maliyet unsuru, bir gider kalemi olarak görüldüğü için bütün kurumlar bundan kaçınmakta, topu birbirine atmaktadır. Ve sonuçta da bu tür kazalar gerçekleşmekte ve ne yazık ki pek çok yurttaşımız hayatını kaybetmektedir. Bununla beraber şunu da belirtmemiz gerekir. Bu hemzemin geçit kazalarının artmasının bir diğer sebebi de özelleştirmenin, kimi işleri tasfiye etmenin bir sonucudur. Nedir bunlar? Evet, bariyerli geçitlerimiz, kontrollü geçitlerimiz var. Ancak bu bariyerli geçitlerdeki çalışanlarımız taşeron çalışanı, taşeron işçisi. Bu taşeron işçilerini herkes biliyor ki neredeyse bir köle statüsünde çalıştırıyorlar artık. 12 saatlik, hatta 12 saatte geçen 24 saatlik çalışma süreleri söz konusu. Ha bu tabii ki yasal bir şey değil ama denetimin bu kadar az olduğu bir yerde 24 saatlik çalışma süreleri de var. 24 saat çalışan bir taşeron işçisinin o bariyer açıp kapatmayı sağlıklı bir şekilde takip etmesini hiç kimse bekleyemez. Ya da eskiden demir yolları bünyesinde tarım şeflikleri vardı. Bu tarım şefliklerinin görevi bizim demir yolu hattının içinde ya da yanında seyir sefere engel olabilecek, görüşü engel olabilecek tarımsal çalışmaları yapmaktı. Yani ağaçları budamaktı, hat içinde otlar varsa zararlı otlar veya işte herhangi bir şey bunları temizlemekti. Özellikle hemzemin geçitlerdeki görüş daralmasını engelleyen önlemleri alırlardı. Ama dediler ki efendim artık kaçıncı yüzyıldayız? Demir yolları tarım şefliği mi, şeflikleriyle mi uğraşır? Kapatalım. Kapattılar. Ama örneğin Alaşehir'deki kazada, Elazığ'daki kazada o hat içindeki görüşü engelleyen ağaçların bir etken olduğunu biliyoruz. Bunun daha içimizi acıtan bir yanı da ne yazık ki son 3 kaza, tabii ki her kaybettiğimiz yurttaşımız bizim için değerli. Ama işçilerin olması, hele hele Elazığ'daki kazada Suriyeli mültecilerin, Suriye'den Türkiye'ye sığınanların olması acımızı daha da artırıyor. Bunun burada bir noktaya da belirtmek gerekir ki bu servis düzeninde daha hızlı, bir an önce kalıplarıyla çalışmakta. Dolayısıyla ben bu geçişlerde, hemzemin geçişlerde bunun dikkate alınmadığını, yani nihayetinde bir an önce yetiştirmek, bir an önce hızlı gitmek gibi unsurların da
bu kazalarda etken olduğunu düşünüyorum. Trafik açısından, karayolları açısından da bunun bir şekilde engellenmesi ve denetlenmesi, servis araçlarına en azından bu noktada çok caydırıcı tedbirlerin de getirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Evet Sayın Kocabıyık, tabii biliyorsunuz Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü dün yaşanan facia ile ilgili bir açıklama yaptı. Bariyer, flaşör ve çan sisteminin muntazam çalıştığı tespit edilmiştir dedi. Bu konuda özel olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Doğru mudur? Benim çalıştığım yerde değil orası. Yani bunun doğruluğunu test etme durumunda değilim. Ancak şunu belirtmek gerekir. Yani çalışıyor, doğru çalışıyor, bir sıkıntı yok. Kaza niye oldu o zaman? Hani bu sorunun cevabını TCD'de ben üstüme düşeni yaptım, gerisi beni ilgilendirmez diye veremez. Nihayetinde demiryolu işletmeciliğini yapan kuruluş TCD'dedir. O hemzemin geçit, bugün açılmış bir hemzemin geçit değildir. Ve herkes bilmektedir ki bunun en köklü çözümü alt üst geçitlerinin yapılmasıdır karayolu kesişmelerinde. Bugüne kadar yapmadıysa TCDD'nin de yapmadığından ötürü bir sorumluluğu vardır. Evet. Tabii ki doğrudur. Bariyerde vardır, kontrollüdür, çan seslidir. Bütün bunlara uymamış da olabilir servis aracı. Demin de söyledim, servis araçlarının da bir an önce gitme halinden çıkması lazım. Yani nihayetinde can taşıdıkların, onların da farkına varması lazım. Ne olur yani 5 dakika geç gitse, iş yerine o işçiler 5 dakika geç ulaşsa, 5 kardeşimiz şu anda yaşıyor olsaydı yani bunların da hesaba katılması gerekir. Düşünürken ya da bu meseleyi değerlendirirken bu bütünlüklü olarak değerlendirmenin doğru sonuçları ulaştıracağını düşünüyorum. Evet, Sayın Kocabıyık, peki makinistlerin de bu konuda çok ciddi travmalar yaşandığı biliniyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Tabii ki ne diyelim, kimsenin başına gelmesin böyle bir kaza. Hiçbir şekilde engel olamayacağınız bir felaketi göre göre gidiyorsunuz. Bunun travmalarını bizim arkadaşlarımız ağır bir şekilde yaşıyorlar. Şimdi ceza hukuku açısından demiryolu araçlarının geçiş üstünlüğünden kaynaklı makinistlerin sadece ifadelerinin alınıp salınması amir hükümdür. Ancak son günlerde yaygınlaşan bir uygulama var. Ben bunu buradan da paylaşmak istiyorum. Savcılar, Cumhuriyet Savcıları, kazayı soruşturmakla görevlendirilen savcılar ne yazık ki ya olay yerine gelmiyorlar ya da gelse bile bizim arkadaşlarımızı kelepçeli olarak karakola götürülmesini istiyorlar. Bunu kimi yerde işte can güvenlikleri açısından yaptıklarını söylüyorlar. Ama yani şimdi ceza, biraz önce de söyledim, geçiş üstünlüğünden dolayı amir hükümdür. Bir makiniste burada bir kusur atfedilemez. Dolayısıyla bu uygulama, hem kazanın kendisi hem de bu uygulama arkadaşlarımızın travmasını artıran bir unsurdur. Bu konuda demiryolları yönetiminin daha hassas davranması, tabii ki Cumhuriyet Savcılarının başta daha hassas davranması gerekir. Bundan sonrasını ilişkin ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne dersiniz? Biz bu uyarılarımızı yapmayı ve sorun haline gelen hemzemin geçit meselesinin çözümü için dün olduğu gibi bugün de sendika olarak hem çalışanlarımız açısından hem de bütün yurttaşlarımız açısından yarattığı sakıncaların giderilmesi için elimizden geleni yapacağız ve buna yönelik de görüşmelerimizin ötesinde zorlamalarımıza devam edeceğiz. Çünkü bundan en çok zararı gören başta tabii ki yurttaşlarımız ve çalışanlarımız. Biz bu onların hakkını yerde koymak istemiyoruz. Evet, hazır sizinle bir bağlantı yaparken son olarak bir sorum daha olacak. Darbe girişim sonrası biliyorsunuz birçok operasyon gerçekleştirildi. Sizin üyelerinizden de zannediyorum açığa alınanlar var. Kaç üyeniz açığa alındı? Evet. Buna dair son olarak neler söyleyebilirsiniz?
Bizim iki üyemiz açığa alındı. Elazığ Hava Meydanı'yla havalimanında çalışan bir arkadaşımızla Siirt Havalimanı'nda çalışan bir arkadaşımız açığa alındı. Onun dışında yok. Bu arkadaşlarımızın kendilerine isnat edilen suçlamayla alakası olmadığını dünya alem biliyor. Yani bu arkadaşlarımızın ne paralel devlet yapılanmasıyla, ne işte onların deyimiyle Fethullah terör örgütüyle ya da darbe girişimini destekleme gibi bir tutum içinde, bir hareket içinde ne örgütsel ne düşünsel bir bağları olmadığını herkes biliyor. Ama ne yazık ki bu görevden alma ya da işte darbe girişimi destekçilerini tespit etme yöntemlerindeki sakatlıktan dolayı bu işin cadı avına dönüşmüş kısmını beraberce yaşıyoruz. Bu arkadaşlarımızın ne darbeyle, ne darbe girişimiyle hiçbir şekilde alakası yok. Bu listeleri hazırlayanlarla husumetlerinden dolayı, kişisel husumetlerden dolayı böyle bir listede yer almışlar ve hiç kimse de korku mu diyelim artık, kendilerine mi güvenemiyorlar? Yanlış olduğunu bildiği halde, doğru olmadığını bildiği halde bunu düzeltme yoluna gitmiyor. Herkesin, bütün yönetim kademesindekilerin bize söylediği, ya soruşturma başlar, nasıl olsa aklanırlar şeklinde bir tutumları var. Ama biz bu tutumu doğru bulmuyoruz. Suçlu olmadıklarına inanıyorlarsa niye bu işlemi iptal etmiyorlar? Biz bu işlemin bir an önce iptal edilmesini ve bütün bundan sonrası için de söylüyorum, suçluyu arama çalışmalarının bir cadı avına dönüştürülmemesi gerektiğini, çünkü cadı avına başlanırsa, cadı avına dönüşülürse bu işin nerede duracağını hiç kimse kestiremez, hiç kimse bilemez. Bütün dünyada böyle olmuştur. Hatırlayalım 1950'li yıllardaki Amerika Birleşik Devletleri'nde McCarthy dönemini. Herkes birbirini ihbar etmekle kendini kurtarmaya çalıştı. Ama herkes birbirini ihbar ettiği için hiç kimse de birbirini kurtaramadı. Biz bu yanlışlıktan gerek bizim sendikamıza karşı, diğer KESK üyelerine karşı ve başka suçsuz arkadaşlarımıza karşı yapılan bu girişimlerin bir an önce durdurulmasını ve bir an önce o halden uzaklaşıp demokratik teamüllere, demokratik işleyişe geçilmesini talep ediyoruz ve bu konuda da ısrarcıyız. Evet, Sayın Kocabıyık, çok teşekkür ederim tüm bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için, değerlendirmeleriniz için de. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum sizlere de.